Merhaba. Yine Barakovasındayız ama bu sefer Tekin'den bahsetmeyeceğiz. Orijinal Antep fıstığı bahçesindeyiz. E, bu bahçe e, bu fıstık parçası belki 90-100 yıllık. Köyümüzdeki en eski bahçelerden birisi. Mahmut dedemden kalma. E, hatta yöredeki ilk fıstık bahçelerinden bir tanesi. Bizim buraya fıstık aslında Nizip köylerinden. Dereköy değil mi abi? Yani evet, Dereköy tarafından oruldan geldi genelde. Oradan geldi aslında yukarı daha yukarı kısım. Nizibe doğru bir kısım. Şu an 90-100 yıllık bir fıstık bahçesindeyiz. Arkamda gördüğünüz şu heybetli ağaç bir erkek fıstık ağacı. Erkek fıstık ağaçları çok orijinal. hakikaten. görüntü olarak ürün veren ağaçlardan daha böyle bir gösterişli ve şeyde fıstık veriminde çok önemli. Yani barakta bu kadar iyi fıstık alımında aslında erkek çeşidinin de çok önemli olduğunu söylüyorlar. Çünkü her parçada ayrı bir erkek çeşidi var değil mi abi? Yani evet. mesela bu tekin için de önemli erkek cinsi. Ya şeyde erkenci erkekler var, orta erkekler var, en son erkekler var. Üç türlü. Bunlar 4 yap şey 5 yaprak, 7 yaprak, 9 yaprak, 13 yaprak ve 15 yaprak diye gider. Ya yani fıstık erkek fıstık çeşitlerinin yaprak sayısına yaprak göre yaprak sayısı. Ama bilimsel A olarak atlı e, kaşka ne bileyim işte birkaç çeşidi var. Bunların hepsinin atları var. Evet. Biz köylü olarak Yalnızca 7 yaprak, 5 yaprak, 9, 15, yaprağına göre, yaprağına göre değerlendiriyoruz. Evet. Ama atları da vardır. Şu anda bizim atlarını pek bilmediğimiz için o öyle değerlendiriyoruz. Evet. Şu an fıstıklar da uyanmaya başladı. İstersen şu tarafa doğru geçelim, bir fıstık ürün veren bir fıstık ağacına doğru gidebiliriz. Bu fıstık önce bir kızarıyor, sonra sararıyor, sonra tekrar yavaştan kızarmaya başlıyor, değil mi? Evet. Şimdi önce kızarık olarak çıkar, şeyler kırmızı olarak çıkar bütün habbeler. Bu kızarma beyazlaşmaya başladıktan sonra, e, ondan sonra doluma başlar. Doluma başladığını şu kırmızılıklar başlar, tekrar kırmızılıklar başlar. O zaman doluma başlıyor demektir bu evet, fıstığın evet. bir özelliği de budur. Yani dolması bu şekilde bu oluyor. Bu da ta Eylül'ü falan buluyor değil mi? Eylül. İşte Ağustos, Ağustos, Haziran'da başlıyor. Tabi. E, Temmuz sonu, Ağustos başı boz fıstık olur. Ee, baklavalık boz fıstık olur. Sonra da eylül e, şeyin başında da e, antep fıstığı. O bozun aroması daha kuvvetli olduğu için baklavalık oluyor değil mi? Yani o o, daha yeşil ve e, daha aromalı tabi, olduğu için. Tabii tabii cacık oluyor. Çok güzel, lezzetli olur. Dışı aroması, beyaz oluyor. İki yemyeşil oluyor. Çok güzel olur. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz. Çok şey sağ olun ederim, bilgiler şey. için.